Strateji Geliştirme Müdürüyüm. Bugün neden burada olduğumuzu anlatacağım ve toplantımızın gidişatı ile ilgili birkaç bilgi verip Sayın Başkanımıza sözü bırakacağım. Bildiğiniz üzere şu an 2025-2029 stratejik planımızın oluşturulma sürecindeyiz. Ve biz Ataşehir Belediyesi olarak katılımcı belediyecilik anlayışıyla bu süreci yönetmek istiyoruz. Denk gelmişsinizdir. Ataşehir Senin adında bir web sitesiyle sizlerden bilgiler topladık. Gelecek 5 yılda neler istediğinizi sorduk. Ve yaklaşık 120 bin adet cevap geldi. Şu an arkadaşlarımız onları analiz ediyor. Biz bir de sizlerden yüz yüze önümüzdeki 5 yıllık süreçte nasıl projeler beklediğinizi duymak istedik. Öncelikle şunu söylemek isterim. Dün de bunu tecrübe ettik. Aslında burası bir soru cevap niteliğindeki bir toplantıdan ziyade sizlerden projelerinizi, fikirlerinizi dinleyeceğimiz ve not alacağımız, burada proje ekibimizin not alacağı ve müdürlerimizin not alacağı ve 5 yıllık planımıza bunları bütçelerimiz dahilinde işleyeceğimiz bir toplantı olacak aslında. Bütçemiz el verdiğince diyorum, ancak şöyle ki aslında başkanımızın vaatlerini incelediyseniz tüm mahalleleri ilgilendiren ve anketlerin cevabıyla da örtüşen bir projeler listesi vardı. Nihayetinde biz sizlerden gelen projeleri de bunun üzerine ekleyerek 5 yıllık planımızı katılımcı belediyecilik anlayışıyla oluşturma niyetindeyiz. Şimdi sizlerden ricam, tekrar etmek gerekirse soru cevaptan ziyade sizleri dinleyeceğimiz ve projelerinizi, mahallenize yapılmasını istediklerinizi dile getirmeniz. Biz burada bunları not alıp gelecek 5 yılda sizlere iyi ki Ataşehirliyim dedirtecek bir plan ortaya çıkarmak istiyoruz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Merhaba değerli komşularım, muhtarlarımız, ilçe başkanım, kadın kolları başkanımız, sivil toplumun kıymetli temsilcileri. Bugün sizlerle seçim döneminde sıkça dile getirdiğimiz katılımcı yönetim anlayışımızın bir adımı olarak stratejik planımızı, önümüzdeki 5 yılımızı planlamak için buluşmuş bulunmaktayız. Hem Yeni Sahra Mahallesi hem de Barbaros Mahallesi sakinlerine, siz değerli katılımcılara hem hoş geldiniz diyorum, hem de duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Biraz önce devran müdürümün de ifade ettiği gibi ilk adımı Ataşehir Senin sayfasıyla hayata geçirdik. Bugün İstanbul'un birçok noktasında da kendi ilçelerinde bunu uygulamak istiyor belediye başkanlarımız. Sağ olsun bizim teknik arkadaşlarımız da onlara da bu konuda danışmanlık yapıyorlar. 120 bine yakın soru cevaplandı. Aynı zamanda 200'e yakın arkadaşımız, 200'ü aşkın arkadaşımız proje ekibine katılıp çalışmak istediğini belirtti. Onlarla da önümüzdeki süreçte farklı toplantılar yapıyor olacağız. Amacımız Ataşehir'i daha yaşanabilir kılmak ve en önemlisi seçim döneminde sıkça bahsettiğimiz projeler vardı. Bu projelerimizi oluştururken de aslında sizden aldığımız geri bildirimler. Seçim döneminde özellikle yapmış olduğumuz anketlerde sormuş olduğumuz sorular. Bu anketlerde sadece kim seçimi kazanacak, hangi parti daha çok oy alacak diye bakmamıştık. Ataşehir'in sorunları neler? Ataşehirliler nasıl bir belediyecilik istiyorlar bölgelerinde gibi başlıkları da incelemiştik ve oradan aldığımız geri bildirimlerle projelerimizi oluşturmuştuk. Aynı zamanda mahallelerimize birçok açıdan bakmıştık. Masa başı analizlerinde eğitimden sağlığa, sağlıktan spor tesislerine, erişimde ne durumda mahallelerimiz? Aynı zamanda mahallelerimizin sosyoekonomik yapısı, demografisi, bu konuda çok ciddi veriler toplamıştık. Tabii projelerimizi hayata geçirmek için şimdi stratejik planımızın içinde de yer bulması gerekiyor. Bu açıdan çok kritik buluyoruz bu toplantıları. Ve sizden ricamız bireysel meselelerden çok önümüzdeki süreçte planlayacağımız konuları ve mahallenin ortak sorunlarını konuşuyor olmak, proje önerilerimiz
ve özellikle de en öncelikli bulduğunuz konular bizim için çok değerli. Tabii Büyükşehir Belediye'mizle de çok yakın çalışıyoruz. Ekrem Başkanımız 22 Mayıs'ta Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve hangi projeleri birlikte yapabileceğimizi konuştuk. Bazı seçim vaatlerimiz Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerle de çakışıyor. Büyükşehir'le birlikte hayata geçireceğimiz projelerimiz var bunların içinde. Bundan kaynaklı olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte de yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan ilki aslında Yeni Sahra, Barbaros Mahallemiz ve Örnek Mahallemizin kesiştiği bir noktayla da yer buldu. Şeref abi de burada. Kurbağalı Dere Yaşam Vadisi'nin startını verdik. Yeni Sahra stadımız şu an yıkılıyor ve orada önemli projelerimizden biri olan Ataşehir'de yeni yeşil alanlar, yeni yaşam vadileri hayata geçireceğimizi söylemiştik. İlki Yeni Sahra stadımızdan başlayıp Tamirhane Köprüsü'nde bitecek şekilde birinci fazı hayata geçiriliyor ve önümüzdeki süreçte Ataşehirlerimizin hizmetinde olacak, mahallelerimizin hizmetinde olacak. Tabii benim de çok yakından takip ettiğim Göztepe Ümraniye metrosu var. Çünkü Yeni Sahra Barbaros Mahallesi'nde durakları var biliyorsunuz Göztepe Ümraniye metrosunun. Bu açıdan da bizim için kritik ve yakından takip ettiğimiz bir konu. Tüm hızıyla çalışmalar sürüyor. 2025 yılının ortasında tamamen metronun hizmete gireceğini bekliyoruz. Şu an önümüzdeki planlama ve Büyükşehir'in verileri bunu söylüyor. Ama bu, bir yandan da biz önemli trafik sorunları yaşadığımız için özellikle Fenerbahçe Stadı'nın önünde bir trafik sorunu yaşıyoruz. Çok uzun zamandır biliyorsunuz o kavşakta. Yer altında çalışmalar sürse de bu yıl içinde o kavşağın toparlanmasını ve artık trafiğin olağan akışına geçmesini istediğimizi belirttik. Bu konuda da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Aynı zamanda Yeni Sahra Mahallemizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir Yeni Sahra Mahallemiz için yaşam merkezi talebimiz oldu. Yine Yeşil Ataşehir projemiz özellikle Barbaros ve Atatürk mahallelerimizle kesişip Çamaşırcı Deresi Vadisi'nden oradan Örnek Mahallesi'ne gidiyor. Yine Büyükşehir'le birlikte Yeşil Ataşehir projemizi de hayata geçirmek için bir ortaklaşabilir miyiz noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii yine önemli konularımızdan biri kentsel dönüşüm, birinci gündemlerimizden biri. Orada da Barbaros Mahallesi'nin bekleyen kısımlarında ve Yeni Sahra'da neler yapabiliriz, nasıl bu süreci teşvik edebiliriz diye de çeşitli istişareleri hem Büyükşehir'le yürütüyoruz hem de kendi içimizde sürdürüyoruz. Çalışma arkadaşlarımız burada. Sorularınıza tek tek cevap vermek isteriz. Fakat sorulardan önce Ataşehir'in gelecek 5 yılı için önerilerinizi dinlemek ve not almak isteriz. Bireysel soruları minimumda tutarsak çok sevinirim. Bir de dün Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallesi'nde de söyledim. Türkiye'de ve birçok ülkede bu tip toplantılara katıldım. Avrupa'da meramını anlatmak için 3 dakika ya da 1 dakika veriyorlar. Önemli olan meselenin özünü hızlıca anlatabilmek. Böylece bütün arkadaşlarımızın konuşma imkanı olur ve çok sıkılmadan, meselenin özünden, önemli sorunlardan uzaklaşmadan toplantımızı toparlamış oluruz. Tekrar katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinde desteğiniz için hem Ataşehir'imizde hem de İstanbul Büyükşehir'de desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İptal edilen plan, planlama süreci sonucu 2019'da yine
iptal edilen planın aynı geçirilerek bir bölü binlik planı da o plan çerçevesinde tasdik edilmesiyle 5 yıllık 5 yıllık uygulamada olan bir plan var. Şu anda yürümeyen bir plan. Şu anda yürümeyen bir plan mevcut. Bunun sebebi de şu. 2013'teki planla Büyükşehir Belediyesi 5 yıllık plan hazırlarken 2,5 emsal kullanılacağı yer, kullanılan yerlerde 10 bin metrekare üzerindeki alanlarda %20-25'lik ilave top payı kesintisi ödeniyor. Hesap ona göre yapılmıştı. Fakat o ikinci defa bir top kesintisine sebep olduğu için 3194 sayılı imar kanunu 18. maddesinde aykırılık teşkil ettiği için iptal sebeplerinden biri olmuş. Şimdi aynı yanlışlık ikinci planda bu sefer donatı alanları daha da arttırılarak ve belli bir silsile takibi şeklinde devam ettirilmiş. 2000 dönümlük proje alanının 960 dönümü donatıya ayrılmış. Bu donatıya ayrılan 960 dönümlük donatıya ayrılan kısmın %30 civarında eski 92 İslam planından kalmışsa geriye kalan %70'i vatandaşın yerinden yani herkesin tapulu yerine kesinti yapılmış. Ve bunu imar transferiyle hak edeceğiz diye imar plan notlarına geçirmiş. Fakat 3194 sayılı imar kanununda imar transferiyle alakalı bir madde olmadığı için mahkemelerce bu madde iptal edildi. Dolayısıyla sadece ve sadece bu 700 dönümlük alanın kamulaştırılması gerekiyor. Bu kamulaştırma yükü kamu yararlı bir olay değil. İmar transferini ne şekilde halledeceksiniz? Ve daha önceki başkan döneminde şöyle bir şey vardı. 5 yıllık plan askıya çıkınca ya bu adaletsiz plan, işte kötü hazırlanmış bir plan denildi. Fakat bu plan aynen devam etti. Özellikle 2013 planı değil. 2015'ten sonra yapılan özellikle belli kesimlerde müteahhitlerin yapmış olduğu karşılığı inşaat yapım sözleşmesine dayanarak toplulaştırma alanları ve yeni alanlar teşkil ediyor. Bunlar şimdi transfer edilecek yani donatı alanındaki insanların transfer edileceği alanlar belli değil. Yani proje tamamen bir ucu açık bir sürece bırakılmış. İyi bir proje değil. O yüzden de benim görüşüm bu planların yeniden ele alınarak yeniden yapılması. Daha önceki başkan döneminde özellikle 5 yıllık plan askıya çıkan bu işte kötü bir plan. Şöyle bir plan ama bindik onaylandıktan sonra meclisteki Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunlukla karşı tarafın yerinde olduğu için planın üzerine yapıldı. Fakat o 5 yıl süre içinde bu toplulaştırma alanındaki bu müteahhitlerin hiçbiri gelip bir proje geliştirmedi. Sadece ve sadece şu Otto'nun yapmış olduğu alan, o da mülkiyeti tamamen kendisine ait olan bir yerde bir proje geliştirildi. Şu anda da iki tane devam eden inşaat var. Bir tane de bitmiş vatandaşın kendi yerine yapmış olduğu şey var. Şimdi ruhsat çıkartmaya gelirken diyorsunuz ki işte ama top payı kesintisinde %40'a tamamlanan bir kısım var. %10'a tekabül ediyor. Bu da her tarafta kesimin 92 İslam planının kapsamında o gün %35'e kadar bir kesinti yapıldı. İlavesini bu planda istiyorsunuz. Donatı alanına yer geçirdi. Sana ruhsat verelim diyor. Oysa plan noktasında şöyle bir ibare var. Diyor ki bütün kamu alanları bir şey olur değil. Anlamıyor ki kimse selamlar. Mikrofonu alsana açıdır. Yani sen bu sorularına cevap açarsan sormayacağım. Soru sormayacağım. Plan hazırlayacağız diyoruz. Sen çok tebrik ederim. En büyük sorunumuz bu. Yani Yenisar ve Barbaros Mahallesi'nde
sakinleri olarak en büyük sorunumuz bu kentsel dönüşüm problemi. Artı bu bölgede planlama da kentsel dönüşüm alanı ilan edilmeden yapılmış bir planlamaydı. Mesela Fikirtepe'de hiç kimsenin %10 kesinti olmadı. Veya ilave bir donatma alanı yaratılmadan afet riski alan ilan edildiği için orada projeler devam etti. Bizim burada 3194 imar planına yeniden bir plan yaparak kapsamında dönüştürmeye çalışıldığı için burada kentsel dönüşüm projeleri yürümüyor. Şimdi bir de sorun söylerseniz konuşalım yani. Yoksa sohbet bitmez. Tamam. Yani bu planların yeniden ele alınıp bu donatı alanındaki vatandaşların problemini halledilmesi. Tamam. Başkanım, öncelikle yeni görevinizi hayırlı olsun, kutluyorum. Aynı soruya devam etmek istiyorum ben. Özellikle bu yeşil alanda kalan, dolu alanda kalan sakinlerle benim fikrimce bir toplantı yapıp yeni durumlarla bir görüşmeniz. Çünkü şöyle, müteahhitlerin elinden itilmiş bir durumdayız. Örneğin mesela adını verdiği arkadaşın adını verdiği firma benim bulunduğum yerde topluyor, inşaatı yapıyor ve yeşil alanları istediği yerden top parayla peşin alıyor. Bizim bulunduğumuz yeri oraya transfer etmiyor. Dolayısıyla biz müteahhitlerin insafına kalmış durumdayız. Müteahhit mesela diyor ki ben seni niye alayım ki diyor. Parayla verirsem 3 kuruş parayla alayım diyor. Yok istemiyorsan diyor ben transfer etmiyorum diyor. Mahallenin diğer ucunda veya kenar köşeden, dere kenarlarından ucuz ucuz yeşil alanı parayla alıyor. Şeyini tamamlıyor. Bu sorunlarımızı halletmenizi istiyoruz. İsmim Sevgi Seymen, başkanım. Böyle bir toplantı yaptığınız için kendinize ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bölgede 4 firma danışmanlığını yapıyorum Hasan Karadağ'la beraber. Ada bazında çok ufak tefek sorunlarımız var kentsel dönüşümle ilgili. Benim sizlerden ve ekibinizden talebim, belediyemizde bir birim olması veya bölgede bir ofis, irtibat ofisinde olup yeni yasaları halkımıza çok rahat bir şekilde, belediyenin de hani en azından güven oluşması anlamında halkımıza bilgi vermek için böyle bir talebimiz var. Tekrar teşekkür ediyorum. Nurdaniye Duman Demircan'la. Dün de Mustafa Kemal Aşık Veysel Mahallesi'ndeki toplantıdaydım. Orada oturuyorum. Yeni Sarı'da da kendimize ait bir yerimiz var. Dünkü toplantı çok güzel ve verimliydi. Bu anlamda teşekkür ediyorum size. Bu bölgenin en büyük sorunlarından biri herkesin söylediği gibi kentsel dönüşüm, imar olayı vesaire. Ama benim de çok önemsediğim önceki seçimlerde, yerel seçimlerde dönemin bakanı revize alan ilan edileceğiyle ilgili bir söylemde bulunmuştu bu bölge, yeni sahanın. Şimdi sormak istediğimiz bu alan revize alan ilan edildi mi? Eğer bir revize alan ilan edildiyse bunun sakinlerine, mahalle sakinlerine katkısı, yararı ya da zararı neler olacaktır? Belki burada Sevgi Hanım'a bir destek anlamında bir birim oluşturulmalı bence. Hem mahalle sakinlerine hukuki, teknik, mimari bir destek verilmeli. Ben bu anlamda sizden talepte bulunmak için uzun süredir fırsat kolluyordum. Çok ciddi bir sorun bu. Çünkü bahsedildiği gibi çok sınırlı sayıda müteahhit firma var. Onların bize sundukları var. Ama karşılığında sizin sunduklarınızı nasıl değerlendiriyorlar? Alternatifler girebilir mi? Yani siz kendi başınıza bir şeyler yapabilir misiniz? Bu konuda gerçekten büyük muallaktayız. Onun dışında bu imzalamış, uzun süredir imzalamış, 10-11 yıldır imzalayan insanlar var bölgede. Hala hiçbir faaliyet yok. Yıkılmış ya da atıl durumda bekleyen bir sürü bina var. Bunlar da ciddi risk teşkil etmekte. Bunlarla ilgili de ne yapılacak merak ediyorum açıkçası. Teşekkürler. Uğurlu,
her şeyden önce özür diliyorum. Şortlan çıkmış bulundum hem katılımcılardan hem düzenleyicilerden. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Böyle bir toplantı düzenlendiği için de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi toplantının konusu strateji. Yani stratejik açısından Ataşehir'in öncelikleri nelerdir veya bu bölgenin öncelikleri nelerdir? O konuda benim açımdan öncelikleri söylemek istiyorum. Bir tanesi yaşanabilir bir Ataşehir. Bunu siz de söylediniz. Dolayısıyla yaşanabilir olması için de yeşil alanın insanlara göre daha yeterli oranda bulunması lazım. Malum çevremiz hep bina. Dolayısıyla birinci öncelik Ataşehir'de yeşil alan benim düşüncelerime göre. İkincisi hani şu anda sosyal açıdan çok büyük bir eksiklik yaşlı bakım evleri. Yani belediyenin bence şu anda devletin de belediyenin de öncelik vermesi gereken diğer konulardan bir tanesi yaşlı bakım evleri. Malum özel bakım evleri şu anda hani herkesin yani burada erkek veteriner işlerinden arkadaşlar da vardır. Bir barınağımız var, bakım evimiz var Ataşehir'de. Arkadaşlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Gidiyorum, geliyorum, biliyorum. Ama tedavi olanakları çok sınırlı. Yani sadece kısırlaştırma yaptırabiliyoruz veya işte bir iki aşılar yaptırabiliyoruz ama ne bir hemogram var burada, ne bir ultrason var. Yani teşhis olunabilecek hiçbir araç gereç yok burada. Yani diğer belediyelerde var etraftaki baktığımızda. Hani Üsküdar Belediyesi'nde olsun, Ümraniye Belediyesi'nde olsun bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hayvan barınaklarının, bakım evlerinin olduğu yerin aynı zamanda tedavi merkezlerine de dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu, hani gençler açısından olsun, yani burada çok güzel düzenlenmiş burası veyahut da Ataşehir'deki muhtelif işte emekli arkadaşlar açısından olsun bakıldığında onların faydalanabileceği, hani gene diğer belediyelerde sunulan işte kafedir, kent toplantısıdır benzer olanakların gene Ataşehir Belediyesi tarafından sağlanabilirse iyi olacağını düşünüyorum. Stratejik olarak söyleyeceklerim bunlar. Günlük olarak da iki tane konu var ulaşımla ilgili söylemek istediğim. Bunlardan bir tanesi Üsküdar malum, Üsküdar sahil. İstanbul'daki toplu ulaşımın dağıtım merkezlerinden bir tanesi. Fakat bu bölgeden oraya doğrudan ulaşabileceğimiz hiçbir olanak yok. Minibüsler vardı kalktı en son. Üsküdar minibüsleri vardı kalktı. 16M diye bir otobüs var. İşte saatli bir, iki saatli bir falan geliyor. Dolayısıyla Üsküdar sahile doğrudan ulaşımın bir şekilde hani bu bölgeden büyükşehir tabii ile görüşülerek sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Aynı şey Kozyatağı için de geçerli. Yani Kozyatağı Bostancı Parseliler metrosunda da direkt ulaşım söz konusu değil. Sadece 10EK diye bir otobüs var. İşte o da saatte bir, iki saatte bir geçiyor. Ancak o oraya ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu ikisini de ya sefer saatleri sıklaştırılarak veyahut da ek hatlar konularak bu stratejik bir problem değil ama günlük bir problem. Bu da çözülebilirse iyi olur. Teşekkür ederim. Ben de başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Özkan Alemdar. Doğma büyüme Barbaros mahalleliyim. Doğduğumuzdan beri oranın çilesini çeken kişilerden biriyim. Size şöyle bir sorum olacak. Barbaros Dere Mahallesi, Dere Yatağı'ndaki gece kondu var. Bu gece konduların tapu sorunu var başkanım. Bu gece konduların yarısını Atapark'tan daire verdiler yarı kısmına. Yarı kısmı duruyor. Ve bunların verilen yerler olduğu gibi atıl harfiyat döküm alanı oldu. Buralar. Buralara ne gibi projeniz var? İkinci etap dediniz Büyükşehir Belediyesi ile biz buranın neresindeyiz? Yani bizim şimdi örnek vermek gerekirse Ümraniye Belediyesi bu arkadaki finans merkezi olan yerde Tahirhane Çiftliği'nde aynı sorun vardı. Ümraniye Belediyesi farklı bir sistem izledi. Farklı bir ücret talep ettiler. Bizden afaki ücretler talep ediliyor. Afaki şeyler talep edildi. Biz de şu anda mağduren ortada kaldık. Yani derenin diğer tarafı tapulu, derenin bu tarafı tapusuz. Ve buradaki yapılan teknik yapının olduğu ada da bizim olduğumuz adaya tekabül. Ama bizde tapu yok.
Yani 2000 liralık elimizde makbuz var, 80'li yıllardan beri ödenmiş. Yani bunlar için şey bekliyorum, bir de trafik için bir önerim var size başkanım. İnanın, gümrükten tutun. Kadıköy, Kurbağalıdere, Fenerbahçe stadına kadar kimsenin kılına zarar gelmeyecek şekilde hem tramvayı hem yol yapacağınız bir projem var. Onu da şöyle söyleyeyim başkanım, hani yeşil yolu yapıyoruz ya, bu yeşil yolun içine füriküler tramvay koyarsak, yani bilmiyorum nasıl olur, buradan Fenerbahçe stadına kadar gider ve İstanbul'un aşağı yukarı Anadolu yakasının çok yükünü alır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrardan. Hagime Gülver, Marmaros Mahallesi'nden. Öncelikle not aldım. Bu arada tebrik ederim Onursal Bey. Yaşlılarımızın hastane ulaşımları için daha önceden bir hizmetiniz vardı. O kaldırıldı. Minibüste kalktığı için yaşlılara bu hizmeti vermeniz, evde bakım, sağlık hizmeti, saç kesimi, ev temizliğine yardım. Yani yaşlarınızı bakım evine gitmeyenler var, onlara yardımcı olmanız konusunda. Ayrıca Barbaros Mahallesi, Uğur Sokak'ta oturuyorum. Bizim mahallemizde gençlerimiz ve çocuklarımız çok fazla, genç nüfus var. Bu genç ve çocuklara yaz aylarında yaz okulu şeklinde bir oluşum güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü çocuklar sokakta en azından bir spor dalında eğitim görebilirler, bir müzik eğitimi görebilirler. Kendileri de gelişir, topluma da faydalı olurlar. Spor alanlarının çoğaltılması, çocuklar için yaz okulu ve yaşam boyu eğitim merkezlerinin çoğaltılması. Barbaros ve Yeni Sahra'da bu konuda bir takım girişimler oldu, devam etti. Fakat daha çok ev hanımlarına, evde oturan hanımlara topluma katkı mahiyetinde eğitimler verilmesi ve yönlendirilmesi. Mahallenin ulaşımının biraz daha Üsküdar, Kadıköy ve Fenerbahçe, Göztepe bölgelerinin daha bir metromuz hizmete girinceye kadar biraz daha kolaylaştırılması. Çünkü durakları çok biliyorum. Ben çalışıyorum özel eğitim alanında. Bir durağa yürümem 10 dakika 15 dakikamı alıyor. Tamam, büyük bir şehirdeyiz ama bu da yorucu oluyor çalışan insanlar için. Özel eğitim konusunda da mahallemizde birçok özel çocuğumuz var. Bir özel eğitim merkezi bu çocuklarımız için. Eğitim merkezi, bakım merkezi ve bu çocuklarımıza sahip olan ailelerimize de rehberlik rehabilitasyon merkezi olabilir. Çok gençlerimiz var. Şimdi hepimiz üniversite mezunuyuz. Benim devrim biraz şanslıydı. Eğitim iyiydi. Fakat üniversiteden mezun olup iş bulamayan birçok gencimiz var. Bunlara en azından şimdi musluk tamircisi lazım. Bir marangoz lazım. El emeği gerektiren meslekler lazım. Meslek edindirme kursları gençlerimize. Liseden mezun oldu, üniversiteden mezun oldu. Hepimiz müdür olamayacağız, hepimiz yönetici olamayacağız. Bazılarımızın ekmek pişirmesi, bazılarımızın musluk tamir etmesi, bazılarımızın bilgisayar tamir etmesi gerekiyor. En azından bu konuda bir meslek edindirme birimleri veya evleri açarsanız, özellikle Barbaros Mahallesi'nin konuda biraz daha fakir mi diyeyim, daha açılmadı mı diyeyim, öyle bir durumumuz var. Şimdilik bu kadar. Ayrıca strateji geliştirmede de başvurdum. Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum. İyi günler diliyorum. Merhabalar. Öncelikle böyle bir toplantıya organize ettiğiniz için teşekkür ederiz. İlk defa böyle bir toplantıya katılıyorum. Adım Özgür Kaan Gümüş. 2007 yılından beri Barbaros Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Birkaç tane not vardı benim söylemek istediğim. Bazı soru soranlar tarafından kapsam içine alındı. Özellikle bu metro inşaatı, Batı Ataşehir'deki metro inşaatı 2017'den beri o trafiği tıkamakta. Bizim sitenin girişi oradan olduğundan her seferinde sıkıntı yaratıyor. Orası en erken ne zaman açılacak diye belediyeye birkaç kere başvurduk. 2025
ortası dendi. Bunu daha erkene alma şansımız var mı? Siz söylediniz. Bunu alabilirsek çok iyi olur. Çünkü gördüğümüz kadarıyla üst kesimlerdeki bütün inşaat işleri bitmiş. Sadece herhalde ince inşaat işleri kalmış. Diğerine gelecek olursak sokak aydınlatmalarımız yetersiz. Birkaç tane sokak lambası özellikle bu Karaman Çiftliği yolunda kaza sonucu yıkıldı. Ayada şey yapmış olduğumuz isteklerimiz maalesef karşılık bulmadı. Diğer bir soru ise Trio Hillside ve Sun City arasındaki fesleğen sokakta bir koru var. Orası maalesef devamlı akşamcıların takıldığı bir yer olmaya başladı. Gelip mangal yapıyorlar. Özellikle kış aylarında ateşi yanık bıraktılar. Birkaç kere kendim itfaiye haber vermek zorunda kaldım. Bir de oraya 4 tane kamyon harfiyat dökmüş. Nasıl döküldü, kim döktü belli değil. Yani siteye sorarsanız oradaki kameralardan alabilirsiniz kimin döktüğünü. Daha sonra bir tane daha var, beyefendi söyledi. Daha sık otobüs seferleri istiyoruz. Daha önce Dolatlı şehirden caddeye sarı dolmuşlar vardı. Onlar kaldırıldı. Bir tek işte 8 ağ var Kadıköy'e giden. Onun daha sık sefer olmasını istiyoruz. Son ekleyeceğim bir deprem gerçeği var ülkemizde. Maalesef mahallemizde deprem konteynerleri yok. Daha önce vardı. Ne oldu bilmiyorum. Yani bununla ilgili bir gelişme var mı? Çalışmanız var mı? Teşekkür ederim. Tamam, fark etmez. Selamünaleyküm. Bağlı kişilerde başarılı da dilerim. Yeni bir görevimde hoş geldin, sefa geldin mahallemize. Çok ben Hacı Sarnaf'a girene 3-4 kelime dile getireceğim. Bu yeni sahnede oturum alanıyla ilgili çok problemimiz var. Bizzat benim de kendim var. Takıyla ilgili 83 yılından beri üstünde oturmaktayım ama bir türlü çözemedik yani sorunumuzu. Sizden de bunu istihdam ediyorum. Onda yani bunu dile getiriyorum. Hani duydum ki sen herkesin isteklerini dinlermişsin. Ben de geldim buraya sana söylemek için. Kusura kalmam. Çok konuşamayacağım. Ben de sizi... Böyle bunları dile getirmek istedim sana. İnşallah bu yerlerin çözümüne bir şey bulursun yani, çözüm bulursun. Bunu sadece dile getir. Çok konuşacağım var da şimdi konuşamıyorum yani. Allah'ım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana söz hakkı verdiniz. İsmim Erol Coşkun. Barbaros Mahallesi'nde oturuyorum. Başkanım, öncelikle yeni görevinize başarılar diliyorum. Ekibinize de tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Barbaros Mahallesi derken tabii eski mahallede oturuyorum. Burası da Barbaros Mahallesi. Karşılıklı olmasın, arkadaşlar hep Barbaros Mahallesi diyor ama daha doğrusu eski yeni sahada. Dolayısıyla bizim sorunlarımız çok büyük. Onu anlatmak saatler sürer. Ben kısaca bahsedeyim. En önemli konu bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm sorunları. İmar konusu. O yüzden diğer sorunlar da buna bağlı çözüleceği için diğer konuları hiç söylemek istemiyorum. Yüzlerce sorunumuz var. Eski mahallenin dertleri bitmiyor. Bunu herkes de biliyor. Ama öncelikle kentsel dönüşümde belediyenin bu işe el atması gerektiğini söylüyorum. Yani göz kulak olmalı, önce olmalı belediye. Yani burada müteahhitlere bırakmamalı. Şöyle, şimdi burada bir rezerv alan yer edildi. Rezerv alan yer edildikten sonra müteahhitlerin önü açıldı. %51 ile yani 50.1 ile şu anda müteahhitler işe başlayabilir ama biliyoruz ki ekonomik kriz var. Bu sebeple de şu anda bir inşaat başlayan müteahhitimiz yok. Bizim adamımız da ben o adayı birleştirdim, iki adayı. 5 dönüm yaptık. %100 imzaya ulaştık ama işte bir prosedürler var. Bir seneye başlayacağını söylüyor müteahhit. Yani tabii ki ekonomik krizden dolayı da biraz ağırdan aldığını düşünüyorum. Biz orada %100 imzaya ulaştık. Diğer arkadaşlar da şunu öneriyorum. Kendi adalarında tek bir firmayla anlaşmaları. Tek bir firmayla anlaşırlarsa ve bir bütün olurlarsa her türlü başarıya ulaşacaklarını inanıyorum. Biz bunu bir şekilde başardık ama tabii ki süreç ekonomik kriz sebebiyle durmuş oldu, durma noktasına geldi. Ama yani piyasanın açılmasıyla birlikte ben bu çalışmalarına devam edeceğim. Ama ben burada belediyeye, özellikle belediye başkanımıza bir firma kurup, zaten bir firmamız vardı bildiğim kadarıyla, firmanın önce olması, müteahhitle
vatandaşı bir araya getirmesi, yeşil alanların transferi konusunda yardımcı olması. Çünkü kimsenin kimseden haberi yok. Yani yeşil alan transferi demin arkadaşlar da bahsettiği gibi istediği yerden alıyor, istediği yerden almıyor. Dolayısıyla mağduriyet yaratmaması açısından bir an önce bu işin çözüme kavuşması açısından bir şirket kurulmalı. Benim bildiğim Üsküdar Belediyesi Kent AŞ'de bir şirket daha önce kurmuştu. Benim de orada bir yerim vardı. Onunla ilgili bir çalışmalar olduğunu biliyorum. Belediyelerin de böyle bir büyük şehirde şu anda bizde olduğu için bunların daha kolay olacağını düşünüyorum. İkinci sorun da mahallemizin ulaşım sorununu zaten herkes belirtti. Mahallemizin ne girişi var ne çıkışı var. Yeni Sarı'dan mahalleye girme şansımız yok. Yani minibüs de yok, arabayla da giremezsiniz. Buradan da giremezsiniz, şeyi dolaşacaksınız. Fenerbahçe sorununu dolaşacaksınız. Bir maç oluyor orada, orası kilitleniyor zaten. Yani bu sizin sorununuz değil ama bilgi amaçlı söylüyorum. Tabii ki buranın sorunu, 15 sene geçiyorum bunu. Tabii oraya nasıl bir çözüm bulunur? Maç günleri yukarıdan giriş kesilebilir benim gördüğüm kadarıyla. O kilitliyor çünkü orayı. Maç günleri bir önlem alınabilir. Stat kalkmayacağına göre. Ama o günlerde çok yoğun oluyor. Bir de metro çalışması yapılan yerden mahallemize giriş olmasını istiyorum. Ta dolaşıyoruz. Ulan niye dolaşalım ki burayı dolaşmamıza gerek yok. Eski mahalle. Eski mahallenin ne girişi var ne çıkışı var. Ben kısaca bunları belirtmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Bu toplantıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, merhabalar başkanım. Ben Ezgi, tıp fakültesi öğrencisiyim ve girişimciyim. Benim gördüğüm eksikliklerden biri Ataşehir Belediyesi'nde geniş çalışma alanlarının olmaması. Yani kütüphaneler var. Çalışabiliyorsunuz ama bunlar genelde küçük ve hani YKS öğrencilerinin çalışabileceği alanlar kadar dershane tipinde. Benim fikrim daha çok böyle freelancer olarak çalışan insanların da çalışabileceği, daha geniş, estetiği olan ve imkanları olan bir alanın olması. Çünkü biz araştırdığımızda bunu yapan özel şeyler vardı. Bunu yapan. Ancak mesela orada ayrı bir üyelik var ve bir masa sandalyenin fiyatı 10.000 lira. Yani bu normal bir mahallede bir ev kirası bedelinde. O yüzden bu şekilde bir çalışmanın sağlanabileceğini düşünüyorum. Onun dışında bir fikrim daha, yani gördüğüm bir sorun. Yeni Sarıhan Mahallesi'nde bazı sokaklarda kaldırımın olmaması ve yaya güvenliğinin olmaması. Bunun için de çalışma yaparsınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba, ben Zafer Turhan. Başkanım, öncelikle soruların çözümünde birinci adımın doğru ilişki kurmak olduğuna inanıyorum olarak bu toplantı için çok teşekkür ediyorum size ve ekibimize. Benim bahsetmek istediğim iki konu var. Bunlardan birincisi Cumhuriyet Parkı. Bu parkın ticari faaliyet içermeden, mahallenin dokusunu bozmadan bir ruh kazandırılması için bir çaba içerisine girmesi. Diğer bahsetmek istediğim konu ise sizlerin kendinize rehber edindiğinize inandığım, konuşmuş ve duymadığım hak, hukuk, adalet kavramı. Bizim mahallemizde mahalle halkına hizmet etmek amacıyla bir şahıs firması gayri hukuki bir işlem yapmakta. Bununla ilgili bir tüm belgelerimiz var. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen biri olarak lütfettiniz, siz de dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve bu sorunun hukuki anlamda bir tabanda çözümü için bir söz verdiğinizi de biliyorum. Fakat akabinde maalesef bunun devamını getiremedik. Bu iş yarım kaldı. Benim şimdi sizden bu vesileyle önümüzdeki hafta için konuyu detaylandırmaya girmek istemiyorum. Yeni bir ortam uygun değil çünkü. Önümüzdeki hafta için bana bir randevu vermenizi rica edeceğim. Bir de başkanım, son olarak Bir de başkanım, 30 gün bir vatandaş olarak dilekçe verme hakkımızı kullanmıştık. 52.812 dilekçe numarası, 30 gün doldu, yanıtımızı alamadık. Sizden ricamız vatandaşların dilekçelerine bu sürede cevap verilmesi bizleri mutlu edecektir. Eğer randevu için bana dönüş yaparsanız bugün çok sevinirim. Teşekkür ederim. Aynı adresi olan bir insanım. 50 yıldır aynı yerdeyim ve aynı insanları tanıyorum. Ve 50 yıldır Yeni Sarıhan Mahallesi çok 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 ihmal edildi. Herkes
nasıl daha kullanışlı olabilir? O çocuklar şu kadar alan içerisinde 30-40 tane çocuk aynı yol hizasında oyun bahçesi olarak kullanıyorlar. Oyun bahçeleri yok. Yani yollar ve o çöpler, yani ne zamandır ben o çöplerin etrafını çok pis görüyorum. Her yere bakılıyor ama oraya gelip de bir temizleme yapılmıyor. Yani günlük belki bir iki günde alınıyor çöpler ama o yollar hep şey içerisinde, bakımsız. Yani süpürenler vardı, onlar da yok artık, uzun zamandır görmüyorum. Ondan sonra yollara bakım istiyorum. İnönü Caddesi, o cadde üzerinde Optimum Arka Paralel. Böyle bir şey istiyorum başka. O aşağıda bir park var. O çirkinliyor, Duman Kale'nin altında. Ha, İpek Park. Ufak olan. Ha, onun karşısında da Duman Kale'nin parkı var. O zaman yine o derenin üzerinde ufak sadece bir yürüyüş yolu olsa... Ya çok, yani rica ediyorum o şeyin arkasından yürümek ve gidemiyoruz yani uzak. Ya insanlar bir ulaşamıyor, yani oraya daha rahat ulaşabilecek bir nokta bir şeyler olması lazım. Çünkü çocuklar orada da kalmış, gidecek yer yani yok. Orayı iki köprüyle bağlıyoruz, yaşam var diye. İnşallah güzel bir şey olur. %100 yapım süresi var, %100 yapacak. Evet, okul açılacak oraya yakında herhalde de. Yani tamam, ben şimdi de yani orada çocukların da rahatlıkla faydalanabileceği bir alanlar istiyorum. Ben de şimdi. Burada bir beyefendi var, arkada bir beyefendi var. Siz var, buyurun. Tamam, ben mikrofonu soracağım. Lütfen. Bazlı çalışmayı istiyor. Yani imar durumlarının metrekarelere göre verilmesinde ada bazlı çalışma yapılacağını tahmin ediyor. Başkanım dinliyor musunuz? Dinliyorum ben. Tamam. Bu ada bazlı çalışmalarda şimdi insanların şöyle bir sorunu var. Oradaki bir kere bir nesli eskitti. İkinci nesil de yarım asırı doldurdu. Ve güven yok. Yani insan, birileri geliyor, bir şeyler imzalar mısınız, şunu yapar mısınız, bunu yapar mısınız? Belli bir birikimleri var bu insanların. O birikimlerini düzgün bir şekilde kullanmak istiyorlar. Evet. Bunun için de belediyenin şöyle bir yardımı, yani insanların belediyeden bir yardıma ihtiyacı var. Hukuk biriminiz var, mimari birimleriniz var, birçok da mimar çalıştırıyorsunuz. Burada ada bazlı insanlar toplandığı zaman, en azından o adadaki insanların toplandığı zaman, size geldikleri zaman müteahhiti beklemek yerine o ada bazlı neler çalışabiliriz, kişilerin haklarını nasıl savunabiliriz diye bir sözleşmelerin yapılması gerekir burada. O sözleşmeler ve
oradaki çıkan projelerle oradaki adadaki temsilciler müteahhit arayışına girebilirler. Bunun belediye tarafından bir hizmete alınması gerekir bu konuda ki bu kadar bakın demine beri dinliyorum arkadaşlar. Herkesteki sorun şu. Eğer biz burayı dönüştürebilirsek, modern bir şehir haline getirebilirsek zaten bu sorunların hepsi çözülecek. Yani temizlik sorunu da çözülecek. Çünkü belediyenin geliri de artacak. Sosyal hizmetleri de gelecek. Yani hepsi birden geldiği zaman bunu çok mümkün bir şekilde ilk başta Yeni Sahra ve Barbaros'un toplulaştırma alanında yapılıp insanlara evlerini teslim edilmesi gerekir. Yani müteahhitlerin elinde olmaması gerekir bunların. Sizin de belediyeden buna yardımcı olmanız gerekir diye inanıyorum. Bir de belediye şimdi her dört tarafımızdan şeyler var. Metrolar çalışacak. Yeni metromuz da olacak. 3 tane metronun içerisindeyiz. Fakat ring seferleri yok. Yani büyük bir şeyden dolayı sadece mahalledeki küçük otobüslerle, küçük otobüslerle yarım saat aralıklarla ring seferleri yapılsa metrolara taşınır. Büyükşehir Belediyesi de bu metrolardan para kazanır taşındığı için. Buradaki mahallenin de sorunu çözmüş olursunuz. Yani küçük otobüsler ama devamlı çalışan ring otobüsleri. Bunlar çok önemli burada. Yani İETT'de mi müracaat edeceksiniz yoksa Ataşehir Belediyesi olarak siz mi bunu finanse edeceksiniz, nasıl karşılayacaksınız? Ama bunu hiçbir zaman şey etmeyin, ihmal etmemenizi isterim. Teşekkür ederim. Başarılar da dilerim. Olsun yeni göreviniz. Başkanım bizim 83'ten beri bir problemimiz var. Komşum da kendi dile getirdi kendi yerine. Zaten iki ev yanındayız. Aynı sokaktayız. Yani bizim tapularımızın verilmesini talep ediyoruz. Yani doğduğumuz büyüdüğümüz yer. Yani bir 83-84'ten beri bu problem var. Sıkıntı var. Yani bununla ilgili bir olumlu bir şeyin gelişme olursa memnun oluruz. Sonuçta doğduğumuz büyüdüğümüz yer. Teşekkür ederim. İsa hayırlı olsun sana da. Teşekkür ederim. Ben de 70 yılda Yeşilhan'ın damadıyım. Bu da teller gördük. Geri geçiş sonuçlar zor bulundu. Arkasında kese dönüşüm konusunun içerisinde hala yaşıyoruz ama daha evvel iki tane farklı parti var diye bazı sorunlar çözümlerde iddia edilmişti. Şu an bir dönemde aynı partinin olduğu iki bir dönem geçirmiş olduk bu bölgemizde. Şu an size nasip oldu bunu almak ama siz de ve arkadaşlarımızın empati yapıp da kendinizi arkadaşlarına yer koyamazsanız zaman çok çabuk geçiyor. 20 sene, 5 sene. Bunu bitirip de eğer siz bu projeyi sahiplenir, bir şey arkasını alır, buradaki iş yapmayan müteahhitleri yaptırabilirseniz farklı bahane üretimleri arkadan herkes gelir, yürürler ama insanlar yola çıkıp bir şey kapatmıyorlar. Aslında hak ediyor bunu yapmayanlar. Veya protesto edilmiyor. Mumunist bir halk var burada. Fakat bu hak etmiyorlar insanlar. Benim kayınpederim Alzheimer oldu. Yıllardır çalışmış kendisi, ev yapmış ama bir şey anlamıyor şu an. Ben 50'ime geldim. Kayınpederim, kayınvalidem rahatsız. Yani siz de arkadaşlarımız asıl empati yapayım bilemiyorum. Eve mi gidersiniz? Orada yemek mi onları yersiniz? Evi olmayanlara, kiracıların yanında oturur musunuz? Ama bunu anlamanız lazım. Ben karşıdan bakıyorum evin olduğu yerden, bu taraf ışıl ışıl. Bizim taraf acaba buradan gözüküyor mu? Bunu siz düşünebiliyor musunuz? Bu sizin sorunuz. Benim kadar bu yetkisi ve arkadaşlarımızın, devletin imkanı olan akrem sorunları. Eğer bunu size söylemezseniz 4 sene sonrasında vebale gideceksiniz. Ben şu an bunu acaba hiç söylemiyorum. Bir dehaka diye söylüyorum. Ama bunu yaptığınız, çözdüğünüz arkadaşlar herkes sizi alkışlayacak 5 sene sonrasında yapamazsanız da diğer yandan durumlar geçip olacaksınız. İşin özü bu. En büyük sorun kentsel dönüşüm. Çözülmezse durum pek hoş aç değil. Ama şunu diyebilirim. Büyükşehir arkanızda sizler adınız kendiniz güzel bir insansınız. Bunu futboldan görüyoruz. Ama bunun yanında işte ne kadar bir teknolojik imkanlar kullanırsınız, ekibinizi yenilersiniz, işte alırsınız. Bunu da yapmanın yolu bulmadan güzel bir yol burası. Önerim de şu. Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinin içerisinde kentsel dönüşüm adı altında bilgilerin aktarıldığı ki şu an çoğu insan soru soruyor. Diyor ki bu nereli zevk alan konusu. Bilmiyor insanlar.
Bütün bilgileri alması yanında geçtim neler yapıldı, şu an temalı kendilerine sorulsun, hangisi hangi aşamada bilmiyoruz. 10 tane 20 tane temalı söyleniyor, hangisi ne yaptığını bilmiyoruz. Hepsini oraya dökelim, bilelim, eğer ortaya koya çıksın ve arkasından da biz ne lazım, deyin ki arkama yürüyün gelelim. Laf var, bazen icat olmuyor, bunu da etmek isterim. Tık hayırlı olsun, teşekkür ediyorum, biraz hayırlı akşamlar dilerim. Başkanım, öncelikle yeni görevinizde başarılar dilerim. Ben Ataşehir Arena Spor Kulübü Başkanı Orhan Uçar. Ünalan Mahallesi'nde oturmaktayım Üsküdar'da. Fakat yeni saraya ben 2016 yılında geldim. Burada bazı mahallenin sorunlarını gördüm. Kendi çalışmalarımla, kendi çabamla, mahalle sakinleri arkadaşlarımdan destek alarak Kahraman Mahallesi Caddesi, Karaman Caddesi üzerinde İpek Park içerisinde bulunan bir yer var. Biliyorsunuz belki şu an projeniz içerisinde. Buranın çok atıl bir alan olduğunu, çok pis olduğunu dün katalog olarak size ilettim ben. Ulaştım size bilmiyorum. Mustafa Kemal'e geldim. Orada görevli arkadaşlara teslim ettim. Orayı güzel bir hale getirdik. Biraz önce hanımefendinin dediği gibi Yeni Sarıhan Mahallesi'nde en büyük sorun benim gördüğüm uyuşturucu, mahallenin çöpü, mahallenin en büyük sorunu ışık. Gece karanlığında çocuklarımıza spor hiçbir şekilde yaptıramıyoruz. Aileler çocukları dışarı bırakmıyor. İpek Park'ta bulunan yerimizde de eğer ki o dere kenarından kapatmamış olsaydım tamamen uyuşturucu yatağı olacaktı. Ve hatta ben de şu anda videoları da var. Gündüz vaktinde, gece ve gündüz fark etmiyor. Kameralı görüntülerimiz de var çünkü. İçki, alkol, haddini aldı gidiyor. Orada arkadaşlarımız, yani mahalle sakinlerimiz mangal yakıyor. Oturdukları şeyleri, mekanları kırıp yakıyorlar. Onları yavaş yavaş kendilerine dostluk kurarak, arkadaşlık kurarak yok ettik. Çok şükür, yani yok ettik derken artık kırmıyorlar. Bir anlayış içindeler. Bir ihtiyaçları oldukları zaman lokal evine gelip suyunu alabiliyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz. Bunun beraberinde benim bulunduğum o park, deprem parkı daha önce yazıyordu levhası. O deprem parkı kaldırıldı yazısı. Basket sahasının tellerini söküp götürüyorlar. Aynı şekilde bizim ofisimizin, yani lokalimizin olduğu yerde de bunlar mevcut. En son telle kapatmak zorunda kaldık. Ve orayı yeşillendirdik. Orası eskiden dereden atılan bütün pisliği Şerif Başkanımız, muhtarımız da biliyor çok iyi bir şekilde. Orayı biz kamyonları çağırıp güzel toprakları serdirip meyve ağaçları, gül ağaçları dikerek yeşillendirdik. Ve oradaki halkla birlikte olmaya başladık. Yani demek istediğim şu, sporla halkı birleştirmek, gençleri birleştirmek lazım. Çünkü spor, halkın neresinde spor veya halk sporun neresinde? Yani parkta spor yapacak, korkuyor kadınca spor yapmıyor. Neden? İçki içiriyor parkta güpe gündüz. Korkuyor, çocuğunu göndermeye korkuyor. Eğer bir spor kulübü olarak o parktan çıkacak olursak, inanın hiç güzel şeyler olmayacak kanaatindeyim. Özellikle hava karardığı zaman. İnanabilir misiniz? Elektrikleri, kablolarını kesip satıyorlar. Canlı elektriği kesiyorlar. Benim mesleğim gereği canlı elektriği dokunamıyorum ben. Şarteli kapatmadan adam makasla kesiyor başkanım. Ve parklarımızdaki temizlik aslında kötü değil. Çalışıyor fakat bizim mahallenin gördüğüm halkı çöpünü getirip oraya atıyor ve belediyeden bekliyor. Halk neden kendisi çevresini, kapısını süpürmeyi düşünmüyor? Biraz da kendimizi eleştirmemiz lazım. Yani ben tabii bir de bu arada kulüp olarak 7 sene kulüp olduk orada. Birinci amatöre çıktık. İnşallah nasip olursa siz de pazar günü müsaitseniz bize kupamızı vermeni isterim. Muhtarımızı da ayrıca bu konularda bize destek vermesini istiyoruz. Biz 7 yıldır bu kulüp burada kurulalı. Daha kapımızı doğru gün çaldırdılar. Biz sadece karşılaşırsak merhaba diyoruz. Eskiden cami hocaları, muhtarlar ve spor kulüpleri mahallenin eksiklerini, giderlerini görür ve iletir ve iletişim halinde olurlardı. Ama dikkat ediyorum ki artık kulüpler tamamen parasala dönüşmüş. İnsanlar birbirine selam vermemeyi uzaklaş bir tercih ediyor. Bence yakınlaşmak lazım. Komşularımızla iyi olmamız lazım. Komşularımızı uyararak bunları halletmemiz gerekiyor. Başkanım teşekkür ederim. Saygılar olsun. Akide Uşet'te geldim.
Önce beyefendiye verelim, sonra Bakim Bey. Onursal Bey, yeni görevinizde başarılar diliyorum. Sizlerden çok şey bekliyoruz, çok şey ümit ediyoruz. Ataşehir'de evet, çöp sorunu var, hayvan sorunu var, bir sürü sorunlar var, yeşil, bahçe, park falan var. Ama esas en büyük sorun deprem. Deprem. Bu konu maalesef deprem olduğu zaman gündeme gelmiyor, bir takım beyanatlar veriliyor, yapacağız, edileceğiz deniyor fakat maalesef bir şey olmuyor. Sizden özellikle rica ediyorum. Bazı yerlere, işte Yeşil Vadi dediniz, tam o Yeşil Vadi denen yerde bir takım konutlar yapıldı, Manka'ya yaptı, bitirdi biliyorsunuz orada büyük bir şey yapıldı. Zemin olarak da orası uygun bir zemin değil. Ben inşaat yüksek mühendisiyim. Bunu herkes biliyor. Geçmişten beri bilinen bir yerde. Dere yatağı üzerinde kurulan orası bostanlıktır. Oraya yavaş yavaş ucundan o müteahhit geliyor, bu müteahhit geliyor oraya. Bir şekilde binalar yapılıyor. Sonra o binalar yıkılıyor. Bir enkaza dönüşüyor. Sizden bir vatandaş olarak özellikle rica ediyorum. Bu konuya çok eğilin. Ve gerekirse liyakatlı insanlardan bir heyet oluşturup mühendisler olabilir, profesör olabilir, kendi çapımızda, Ataşehir çapında ve bunu da hani iletişim kanallarından bilgilendiriyorsunuz ya insanları, iletişim kanallarıyla bilgilendirin. Deprem konusunda biz bunu yaptık, şunu yaptık, şuraya izin vermedik. Deprem olduğu zaman toplu alanlar oluyor, hani parklar falan filan, onların net yerleri. Orada deprem olduğu sırada, olduktan sonra ihtiyaç olacak olan elektrik, su gibi konteynerleri orada barındırmak lazım, koymak lazım. Bu konuya sizden özellikle rica ediyorum. Ben bir vatandaş olarak tekrar yeni görevinizde başarılar diliyorum. Başkanım, benim de rahatsız olduğum Yeni Sarı Barbaros Mahallesi'nde bir pazar sokağım orada. Bir Mustafa Kemal'in hemen girişinde, bir de belediyenin alt tarafında trafiğin çözümüne yönelik bir şey var ama trafiği tamamıyla keşmekeş bir hale getirmiş, saatlerce geçilmeyen bir yol haline getirilmiş. Sadece o konuda belki de sihletilmemiştir diyerek de bunun çözümü konusunda sizden rica ediyorum çünkü çok sıkıntı yaşanıyor. Ayhan Apak, işte 5 yıllık bir plandan bahsediyorsunuz. Bu arada işte en büyük sorunu arkadaşlar birçok kişi bahsetti. Ulaşımla ilgili önümüzdeki bir yıl daha metromuzun 2025'in Haziran ayına kadar devam edeceğini söylediniz. Çok güzel öneriler geldi diğer arkadaşlardan da. O metroları kullanan buradaki vatandaşlardan da biriyim. Artık arabam da olsa araba kullanmıyorum. Metro ile gidip geliyorum trafikten dolayı. Yaşadığım için sıkıntıları görüyorum. Metro durağından çıktığımızda öğrenciler dörtte geliyorlar. Yüzlerce öğrenci metro durağında birikiyor. Artık çok uzatmayacağım. En son yedek bir Y diye bir 8A bir kondu. O bir aralarda geliyor ama onlar bir çözüm değil. Biz bu sorunu Salı Pazarı olduğu günler, Cuma Pazarı olduğu günler, Fenerbahçe maçları olduğu günler hala çekeceğiz. Yani bir yıl daha bu sıkıntı çekilecek gibi gözüküyor. Burada bir yaşlısı var, öğrencisi var. Buna biraz önce arkadaşım da bahsetti. Küçük renklerle, minik minibüslerle de hızlı bu bölgede dönüşüldü. Diğer bir konu yine metromuz bittiği zaman. Metro Batı Ataşehir'de oluştu biliyorsunuz. Doğu Ataşehir'i unutuyoruz. Doğu Ataşehir'de Mozaik Çarşı'nın oralarda oturan vatandaşlarımız buraya gelmeleri için bir hat oluşması gerekebilir diye düşünüyorum. Gelecekte bu travma yattı olabilir, nostalji travmaları, Kadıköy'de atıyorum ben. Daha başka ulaşım şekilleri olabilir. Hemen değil ama metro açıldıktan sonra çok ciddi bir bu tarafa oradan yoğunluk oluşacaktır. Bunu da değerlendirebilirseniz memnun olurum. Deprem konusunda biraz önce arkadaşım tekrar bahsetti. Ben emekli olduktan sonra acil durumu afet yönetmeliğini bitirdim 2 yıl. Üniversiteyi bitirdim, staj mecburiyetim vardı. Stajı da sizin arama kurtarma ekibine 1 ay gittim. Özellikle gönüllü olarak gittim.
ufacık bir deprem olduğu zaman, 3-4 olduğu zaman herkes koşa koşa geliyor oraya. Aman bize eğitim verin, aman bize öğretin gibisinden. Dolayısıyla bu sitelerde veya halkın nerede yakalanacağı değil, benim evim sağlam diye düşünmemek lazım. Herkesin nerede yakalanacağı değil, bütün siteler veya çevredekileri belli dönemlerde sizler, muhtarlar aracılığıyla oralara küçük küçük gönülleri eğitim almalarını talep ediyorum. Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Merhabalar, hayırlı olsun öncelikle. İsmim Tuğba Karacan. Mesai çıkışım nedeniyle biraz geç kaldım. Soruldu mu bilmiyorum. Barbaros Mahallesi, Barbaros Caddesi'nde oturuyorum ben. Bu bölgeyle ilgili olarak kentsel dönüşüm planı nedir? Hangi dönemlerde planlanmaktadır? Çünkü işte deprem nedeniyle oturulamaz gerekçesiyle bazı evler boşaltıldı ve yıkıldı. Şimdi oralarda işte içki içen insanlar var. Köpeklerden dolayı yürüyemiyoruz, işte içki içen insanlardan dolayı yürüyemiyoruz. Karanlıkta ben ve kardeşlerim ya da işte kadınlar çok düzgün ve güvenilir bir şekilde sokakta yürüyemiyorlar. Aslında bölgemiz çok kıymetli, hem E5'e yakın hem otobana yakın. Şimdi E5'ten Tuzla istikametinden Kadıköy'e kadar gelirken bir bakıyorum sadece bölge olarak Yeni Sahra ve Barbaros'un görüntüsü çok kirli, dağınık, harabeye benziyor yani. Bu hani hangi dönemlerde, ne zaman düzeltilecek, ne zaman toparlanacak gerçekten bizim için önemli ve merak konusu. Bu konuyla ilgili bizlere destek olursanız en yakın zamanda çok seviniriz. Tekrar hayırlı olsun. Merhabalar, hayırlı olsun tekrar. Ben Özgür Coşkunlar, Abilkor sitesinde oturuyorum. Bu konuyu birkaç defa ilettim ama bizim bir oradaki metro inşaatından kaynaklı bir problemimiz var. Orada bir metro inşaatının yanından servis yolu gibi bir şey açıldı. Ama şimdi ana yol gibi oldu orası. Otobana bağlantı yolu olarak herkes kullanıyor orayı. Ve trafik kurallarına riayet etmeden kullanıyor. Yani aslında o Aksambak sokağı, iş merkezine doğru, finans merkezine doğru bağlanan yol her iki taraftan da girilmez. Sadece Barbaros bulvarı üzerinden oraya doğru bir yol var. Ama her iki taraftan da girilmez olan yer, her üç taraftan da girilir durumda kullanılıyor. Bunu önlemek aslında çok çok basit. Orada bir, yani orayı kapatarak, ben Semih Bey'le de koordinasyonların ekibinden görüştüm birkaç defa. Çok hızlıca bir önlem alınabilir. İkincisi de bu finans merkezinin servis araçları, o yolu maalesef park yeri olarak kullanıyor. Belki onlara bir park yeri gösterilse, tabii onları hani cezayla yönlendirmek, trafik görüyorum orada duruyor, zaman zaman ceza yazıyor onları. Ama tabii bir park etme yeri ihtiyaçları var gördüğüm kadarıyla. Onlarla bu konuda bir iletişime geçilse çok iyi olur diye düşünüyorum. Bir yandan da bölgemiz tabii kıymetli, her şey bu bölgede yapılmaya çalışılıyor. İşte Ülker Spor Arena, tabii nimetlerine yararlanıyoruz ama ne zaman bir etkinlik olsa, orada güvenlik önlemi amacıyla polisler girişi çıkışı kapatıyor. Altında biliyorum ki çok büyük bir otopark alanı var. Orası kullandırılmıyor gördüğüm kadarıyla. Yani buraya yani o otopark alanı kullanmazsa etrafa yani bizim evlerimizin önüne hatta neredeyse içine girecek kadar park alanı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Evimize gitmekte mağdur oluyoruz. Bir başka bu park yeriyle ilgili konu da daha önce İsa Bey'le muhtarımızı da iletmiştik. Aileyle bir görüşme vardı sanırım.